Anne babaların çocuklarını gereğinden fazla kontrol etmesi çocuklarda özgüven eksikliği olmak üzere kalıcı sorunlara yol açıyor. Uzmanlar kontrolcü ailelerin çocuklarıyla sağlıklı bir ilişki yürütebilmesi için önceliğin açık iletişim ve empati olduğunu vurguluyor. Ben yapamadım, çocuğum yapsın ya da çocuğum benim belirlediğim sınırların dışına çıkmasın. Aileler bunları söylerken çocuklarının iyiliğini istediğini düşünüyor. Ancak ebeveynlerin aşırı kontrol takıntısının çocuklardaki karşılığı pek iyi olmuyor. Özellikle lise zamanları ailemin üstünde baskısını çok hissediyordum. O zamanlar ailem bana zarar gelmesinden çok korkuyordu ama o zaman bundan nefret ediyordum. Annem, babam derslerimin çok başarılı olmasını istiyorlardı. Haliyle hem bir disiplin oluyor ama aynı zamanda çok fazla yüklenildiğinde bu tabii ki olumsuz etkilere de sebep oluyor. Araştırmalara göre Türkiye'de çocukların yaklaşık %30'u baskıcı anne babaya maruz kalıyor. Bu durum çocuklarda çeşitli travmatik sorunlara yol açabiliyor. Çocuklarda duygusal sorunlar, özgüven sorunları, bağlanma sorunları, değersizlik, kendini güvende hissetmeme, gelecek hayatlarında da mesleki başarı sorunları karşımıza çıkabilir. Kontrolcü aileler çocuklarının sınırlarını ihlal ederek onlara alan tanımıyor. Bu durum onları küçümsemeyi, baskılamayı ve duygu istismarını beraberinde getiriyor. Peki aileler aşırı kontrolcülüğü bırakmak için nasıl davranmalı? Baskıcı bir baba değilim ama günümüzde zaten olmamak gerekiyor. Onu bir şekilde ikna etmeli veya işte doğru yolu göstermeliyiz. Yani ama baskıyla kesinlikle doğru sonuç olamayabiliriz. Aileler açık iletişim kurmalı çocuklarıyla. Açık iletişim kurduklarında zaten dinlemeyi öğreniyorlar. Bu noktada çocuğun ihtiyaçlarını görmeye başlıyor aile. Çocuğun ihtiyaçlarını gördükçe tutumları değişiyor.